İkinci üniteye geçtik. Halk hikayelerinde halk hikayesi inceleme yöntemleri ve hikaye araştırmaları. Bu konuyla ilgili daima soru geliyor. Gelme olasılığı yine çok yüksek. Şimdi halk hikayeleri inceleme yöntemleri. Türk halk hikayeleriyle ilgili çalışmalar çok gerilere kadar gidebilse de konunun metodik olarak sistemli bir biçimde ele alınışı oldukça yeni halk hikayeleri ile ilgili yöntemler. Dört ana başlık altında toplanır. Birincisi tarihi coğrafi. Fin yöntemi ÖSYM bunu sordu. Hatta iki kere sordu yanlış hatırlamıyorsam. iki kere kesin sordu da. İlk olarak 2013 yılında sordu. Yapısalcı halk bilimi yöntemleri, ideolojik halk bilimi yöntemleri ve bağlam merkezli halk bilimi yöntemleri var. Bunların kullanılması genel olarak 2000'li yılların başına gelir. Özellikle doktora tezlerinde kullanıldı. Şimdi bizim ilk bakacağımız olan kuram hangisi? Coğrafi, tarihi coğrafi, fin yöntemi bir diğer ismine fin folklor kuramı. Bir diğer ismi karşılaştırmalı folklor kuramı. İki ismini kesinlikle unutmayın. Fin folklor kuramı da şıklarda olabilir. Karşılaştırmalı folklor bilimleri kuramı da olabilir. Metinlerin tarihi ve coğrafi dağılımda arandığı bu yöntemle her kayıt birbiriyle karşılaştırılarak. Unform ifadesini sakın unutmayın. Unforma ulaşmaya çalışır. Yani karşılaştırdığı metinlerin ilk ana şekline ulaşmaya çalışır. Finn, Julius, Kron ve oğlu tarafından geliştirilen bu yöntemde anlatı tipi ve motif kataloglarından yararlanılır. Türkiye'de daha çok masal araştırmalarında kullanılan bu yöntem daha sonra halk hikayelerine de uygulanmaya başlandı. Tayri ile Zühre'de Yaralı Mahmut'ta bu yöntem iki başlık altında uygulanmıştır. Bir epizot ve bir diğeri motif motif kataloglarından yararlanıyor. Bu önemli. Şimdi bizim birinci değineceğimiz kısım. Hatta Fikret Türkmen aşık garip hikayesi üzerine mukayeseli bir araştırma dedi. Ondan sonra e, ee, Tahir ile Zühre hikayesi var. Yaralı Mahmut'ta Ali Berat Abtekin Kirman Şah'ta uyguladı bunu. Epizotlarına göre inceleme. Halk hikayelerini epizotlarına göre incelemek demektir. Bir de varyant terimi var. Varyant halk anlatmalarında bir metnin farklı anlatmalarına verilen attır. Varyant ifadesini unutmayın. Halk edebiyatının önemli bir terimidir. Varyant. Bir hikaye düşünün. Mesela Köroğlu bir bolda anlatanı var. Doğu Anadolu'da anlatılanı var. Azerbaycan'da anlatılanı var. Hazar'ın güneyinde anlatılanı var. Kafkaslar'da anlatılanı var. Her yerde farklı farklı ya. Biz buna ne diyoruz? Varyant. Varyantın eş anlamlısı ne? Eşmetin. Sakın unutmayınız eş e, eş metin denilmektedir. Şimdi epizot ne demek? Epizot anlatım türleri içinde yer alan destan, hikaye, masal gibi türlerde bir metnin birbirinden ayrılan ancak asıl konuya bağlı parçalarına verilen addır. Söz konusu parçalar birbirine tamamlanmak suretiyle asıl metni oluşturur. Motif hikaye etmenin en küçük unsuru en küçük unsuruna verilen isimdir. Şimdi Halk hikayelerini epizotlarına göre incelerken hikayenin ana motiflerini ele almak gerekir. Şimdi burada kahramanın ailesi. Genellikle erkeğin ailesinden söz edilir. Baba genellikle padişahtır ya da bey'dir. Burada e, maddi imkanlara sahip olmasına karşın bu babanın çocuğu genelde yoktur. Bu sebeple yanına vezirin arkadaşı e, arkadaşının da alarak derdine çare bulmak için gurbete çıkması anlatılır. Bir diğeri kahramanın doğumu. Bu padişahın çocuğu olmaz. Bir derviş gelir ve bir elmanın yarısını padişahın yarısını da eşinin yemesi gerektiğini söyler. Sonunda ne olur? Çocukları olur. E, duruma uz bu padişahın bildiğiniz gibi çocukları olmaz. Duruma üzülenler bu kişilerle birlikte gurbete çıkarlar. Nerede? Çeşme başında bazen akarsu kenarı mezarlık da olabilir. İki rekat namaz kılındıktan sonra yemek yemeye başlarlar. Bu sırada Hazreti Hızır, Pir, Kırklar, Üçler, Yediler, Aksakalı ihtiyarlar bunların yanına gelir. Onların niçin gurbete çıktığını anlattıktan sonra bir elma verir. Eğer hikaye kahramanlık hikayesi ise elmanın kabuğunu da ahırdaki kısrak yiyecektir. Mesela Şah İsmail'de var. Kirman Şah'ta var zamanı gelince ne olacak çocuk dünyaya gelecek. Kahramanlara ad verilmesi elmayı veren derviş gelinceye kadar çocuklara ad verilmemesini tembihler çünkü bir zaman sonra derviş gelip çocuğun adını kendisi verecektir. Genelde 7 yaşına kadar geçer. Mahallede herkes ona adı yok, atsız diye takılmaya da başlar halk hikayelerinde böyle. Kahramanın eğitimi aşık aşk hikayelerinde genellikle kendini kardeş zanneden çocuklar birlikte okur. Aslı ile Kerem Tahir ile Zühre, kahramanın, kahramanların aşık olmaları, derviş kahramanlara rüyalarında bade içerir. Bu birbirine aşık olacak sevgililer içindir. Hazreti Hızır veya Pir veya Aksakallı bazen üçler bazen yediler bazen kırklar kahramanlara bade içerir. Bu badelerden birincisi Allah ikincisi üçler yediler kırklar. İkincisi, üçüncüsü ise birbirlerine aşık olan e, sevgililer içindir. Yani üç tane de içirilebilir. S, kahramanın sevgiliyle karşılaşması. Halk hikayelerinde bade içen sevgililer genellikle uzun süre baygın yatar. Dertlerine uzun süre deva bulunamaz. Bu derdi olmayan yaşlı bir kadın. Bu derdi anlayan yaşlı bir kadın kahramanın yanına gelerek bir saz bırakır ve saz sesini duyan kahraman uyanır ve şarkı söylemeye başlar. Uzun süren bir gurbet yolculuğundan sonra genellikle gül bahçesinde kavuşurlar. Kahramanın gurbete çıkması sevgiliyle birlikte olmalarına büyük bir engel çıkar ve bunun için kahraman nereye gider? Gurbete Çıkar engeli kaldırmak isteyen kahraman da gurbete çıkar kız tarafına dünür olunduğu zaman büyük bir engel işte buradan gelir mesela sevgilinin ağırlığınca altın isteme gibi bir şey ta o zamanlardan beri var. Bir diğeri sevgilinin bir başka kahramanla evlendirilmek. istenmesi kahraman gurbetteyken kız başkasıyla evlendirilmek istenir. Kız sevdiğine kavuşmak için zaman ister. Bu zaman zarfında kahraman gelir ve kahramanın yiğitlikleri sayesinde kavuşurlar. Düğüne son anda yetişme motifi de var diye mesela destanlarda var. Bir diğeri mesela düğün hazırlıkları başlar. Kız gerçek sevgilisini görebilmek için erkek tarafından hani bir süre ister. Bu süre aşık garipte 7 yıl. Emra ile Sel Selviyan hikayesinde üzüm bağının meyve verme ya da dokunacak halının tamamlanma süresidir. Tayyip ile Züriye hikayesinde 40 gündür. Kahraman 39. gün düğün evine gelir. Oradakiler Aşıklarla atışır. Onları teker teker Yener. Sonra gelin ve damat adayıyla Karşılaşır. Onlarla da Söyleştikten sonra sevgilisini gerçek sevdiği Genci diğerine anlatır. Böylece iki aşık ikinci defa Kavuşmuş olur. Kahramanın memleketine Dönüşü. Kavuştuktan sonra kahraman Sevdiğini kendi memleketine götürür. Mesela ee, şunu da unutmayın. Kahramanın ee, Memleketine dönüşünde Mesela Kerem ile Aslı hikayesinde bildiğiniz gibi kavuşma yoktur. Damat kendi memleketine gitme arzusunu burada eşine bildirir. Ee, ve sonuç baba ocağına dönen kahraman 40 gün 40 gece düğün yapar, bazı hikayelerin sonunda ise ya araya giren kötü kalpli birisi ya da aşıkların duası sonucunda iki sevgili tam birbirlerine kavuşacağı sıra ölür. Mesela Tahir ile Zühre de, Kerem ile aslında böyle. Aynı anda ölen sevgililerin mezarı yan yana yaptırılır. Rivayete göre her yıl bu mezarlardan birer gül çıkar. Ee, kırmızı ya da beyaz birbirine doğru eğilir ancak ortada çıkan bir kara çalı bu kavuşmaya engel olur. Bir de biz ne dedik ikincisine motiflerine göre inceleme. Steve Thompson'ın masallar için geliştirdiği motif kataloğuna göre bunlar A. Mitolojik motifler B. Hayvanlar C. Yasaklar gibi 22 gruba ayrılır. Motif uygulamasının halk hikayelerinde uygulanışı Türkiye'de ilk kez e, doktora tezinde uygulandı. Erzurum ve çevresinden derlenen ee, halk hikayeleri üzerine araştırmalar adlı. Eserde yapılmıştır. 22 alt başlıkta bunu Steve Thompson ayırmış. İşte padişahın çocuğu yoktur. Ee, yolda veya bir su kenarında padişah ve vezirinin karşısına Hızır çıkar. Zamanı gelince iki bebek dünyaya gelir. Çocuk büyür. Savaşa katılır. Bunların hepsi birer motif şeklindedir. Bunu bitirdik. Bundan sonra yapısalcı halk bilimi yöntemlerine geçeceğiz ve ilk olarak Lord raglan'ın geleneksel kahraman kalıbını işleyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.